Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal 58 ekranlarında bugün Uşak'tayız. Bu akşam Uşak'tayız ve yarın çok önemli bir maç öncesinde bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Yarın 3. lige temsil edecek takım Soma veya Bucak olacak ve o maç canlı olarak yayınlanacak. Bugün Cuma ve Bölme Spor Uşak Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak bala hak kazandı. Ama 3 yıldır Uşak'ta bala hak kazanan ekiplerden sadece bir tanesi katıldı. O da geçen yıl Uşak Vefa Spor'du. Yanımızda Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sayın Osman Kocabıyık var. Sevgili başkanım, öncelikle ilk röportajımız herhalde sizinle göreve geldiğinizden bu yana. Bir canlı yayın sözüm de var size, onu da unutmayacağım. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu anlattığım konu, 3 yılda sadece bir takım gitti ve bu Uşak amatöründe 2 olan temsil hakkını 1'e düşürdü. Şimdi öncelikle şunu belirteyim ben. 81 ilin içerisinde 80 tane illerden bala giden takım var ama bir tek Uşak'tan yok. Yani bir tek Uşak'tan bala takım gitmiyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Bunların başında öncelikle şunu belirteyim ben. Uşak da işte bugün Bölme Spor şampiyon oldu. Şampiyonluk gecesine geldik. Tabii şampiyon olan takımların altyapıları belki tamam, problem yok ama maddi anlamda bir problem yaşadıklarını kaynaklıyla. Bunun da ana sebebi Uşak'ta bugüne kadar devletin amatöre bakış açısındaki sıkıntılarında var, problem var. Yani belediye takımları olsun, diğer takımları olsun ya da devlet kuruluşlu herhangi bir takım olmadığı için Uşak'ta öncü bir takım yok. Geçmiş dönemlerde bunu sanayicilerimiz bir şekilde karşılıyordu. Neydi? Gençler Birliği'nden işte Halloğlu vardı. Halil abi bu işi götürüyordu. Ama o insanlar da zaman içerisinde bu işin içerisinden ayrıldıktan sonra onların yerini dolduracak burada devlet kurumları kalmadı. Devlet kurumlarının bu işe içerisinde girmesi lazım. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Denizli'deki takımların durumlarını görüyorsunuz. İşte Manisa'daki takımların durumlarını görüyorsunuz. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Uşak'ta devlet kanalıyla olan özellikle yapılandırmalarda amatörlere biraz daha farklı bir şekilde bir önem verilmesi gerektiğini hissediyorum. Profesyonel anlamda belki profesyoneller bir şekilde gidiyor ama Uşak'ta maalesef amatörlerin durumları işler açısı. Bunu daha sonraki programda ben açık da belirtirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani bölgesel amatör lige yükselmek önemli değil. Evet. Şampiyon oldun, yükseldin. Şimdi geçen sene Uşak Vefa Spor bu işe başlarken belediye belli bir destek verdi. Evet. Aynı desteği belediye şüphesiz Bölme Spor'a da verecektir. Evet. Bu konuda bir şüphem yok. Evet. Ancak hani belediyenin verdiği destekle bir sezonun tamamlanması mümkün değil. Evet. Bal liginde ben hiç para harcamıyorum diyen bir takımın yıllık gideri 350 bin lira. Bu en az. En az. Evet. Hiç harcamıyorum diyen, topçuma harçlık veriyorum diyen kulüp. Sizce bu 350 bin lirayı Uşak'taki sanayiciler, bakın sadece devlet kurumları demiyorum, sanayiciler, Uşak'tan ekmek yiyenler, Uşak'tan para kazanan büyük firmalar bir araya gelip bunu çözemezler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuda bizim bir çalışmamız olmuştu. Daha önce milletvekilimiz Mehmet Altay'la bu konu üzerinde biz 1,5 saat konuştuk. İşte bunun içerisinde ticaret odasının girmesi, sanayi kuruluşlarının girmesi lazım. Tabii onlar biraz bu işe pek sıcak bakmadılar. Yalnız benim özellikle burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu işin içerisinde sadece sanayicilerin değil, devlet kurumları derken, mesela Uşak Üniversitesi var. Uşak diğer üniversitelerde biliyorsunuz işte Dolmuşpınar Üniversitesi'nin şey var, bölgesel amatörde maçlar, takımlar var. Ben Bölme Spor konusunda burada biraz daha Uşak Belediyesi'nden ziyade Uşak Üniversitesi'nin bu işi el atarsa devlet kanalıyla biraz daha iyi olacağından yana bir fikrim var. Bu konuda da inşallah bir çalışma yapılır. Peki kısaca da bu sezonu değerlendirirseniz Uşak Bölme Spor playoff sonunda şampiyon oldu. Kısaca onu da arkadaşlarımıza, izleyicilerimize paylaşırsanız. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii bir playoff müsabakalar oynandı. 6 takımımız aynı şekilde devam etti. Bunun içerisinde dediğim gibi Bölme Spor şampiyon oldu. Banaz Özlem Spor arkasında ikinci olarak bitirdi. Diğer takımlar Eşme Spor olsun, Banaz Spor olsun, Turan İtman Yurdu olsun. Bunlarda bir sıkıntı şeyimiz olmadı. Çıktılar güçlerinin yettiği, herkesin gücünün yettiği şekilde mücadelesini yaptılar. Ben Hasan Hoca'yı da bu konularda çok tebrik ederim. Gerçekten iyi bir mücadele verdi. İyi bir takım hazırladı. Ki Bölme Spor'un altyapısı zaten çok hazır bir takım. Benim en çok üzüleceğim şeylerden bir tanesi, eğer bu gece de bu işi halledemezsek biz Bölme Spor'un kapanmasıyla ilgili, Bölme Spor'un tekrar yapılanmamasıyla ilgili bir problem çıkarsa ellerinde yaklaşık 120'ye yakın futbolcu var. Bu futbolculardan dolayı problem yaşayabilirler. Ben Allah muhafaza diyorum, böyle bir takımın kapanmasını kesinlikle kabul etmiyorum.
O zaman şöyle söyleyelim. Balda bu sene bir Uşak takımı olmasını biz istiyoruz. Siz istiyorsunuz. Gerekli girişimler de yapılmalı. Tabii ben özellikle yani şunu çok net olarak söyleyeyim. Bunun burada yani yapılandıracak olan işte Uşak Spor'un durumu çok net değil. Şu an belediyenin alacağı kararları bilmiyorum. Ama bir şekilde balda yani bala önem vermemizin esas amacı da şu. Yani biliyorsun işte şeyler değişti. 5 tane daha statüler değişti. Statüler değişince biraz daha altyapıya önem verilmesi gerekiyor. Uşaklı çocuklarımızın orada bir şekilde gelişmesiyle ilgili böyle bir ara takım aslında. Yani Uşakspor'un alt takımı ara takım olması Uşakspor açısından da Uşak açısından da çok iyi olacağından eminim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli seyirciler yanımızda Uşak'ta şampiyon olan Bölme Spor'un antrenörü Sayın Hasan Özdemir var. Hasan Hocam öncelikle tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür bölgesel ederim. Amatör ligde Uşak'ı temsil etmeye hak kazandınız. Ama tabii bir şampiyonluk sevinci var. O sevinci yaşamadan kafada bir sürü soru işaretleri var. Geleceğe dair ne yapılacağız, ne olacak? Geçen yıllardaki aynı kaderi Bölme Spor'da yaşayacak mı? Öncelikle tebrik ederiz. Şampiyonluğunuzu kısaca özetleyelim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden de. Şimdi yaklaşık olarak ben 7 sezondur Bölme Spor çalışıyorum. 7 sezon içerisinde ilk önceliğimiz altyapı vurmaktı. Altyapıyı vurduk. Uzun süredir mücadele verdik. Yaklaşık olarak 120 futbolcuya hitap ediyoruz. Bunun anlamı ne? U15, U17, U19 A takıma katılan bir takım. Bence Uşak'ın ikinci bir akademi ligi takımı. Artı geçen sezon U15'te şampiyonluk Türkiye şampiyonasına giden bir takım. U19'da şampiyonluk Türkiye şampiyonasına giden bir takım. Bu sezon yine U15'te şampiyonluk, U17'de şampiyonluk Türkiye şampiyonasına giden bir takım. Grubunu tek mağlubiyetle kapatıp lider bitiren, playoff'ları da tek mağlubiyetle kapatıp 10 maçın 9'unu kazanan bir takım. Çocuklarla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yıllardır bunun için mücadele veriyoruz. Kolay değil yani, başarı bir anda gelmiyor. Büyük emekler verdik hep beraber, çocuklarla beraber, yöneticilerimizle beraber. Kitle halk olarak beraber olduk. Güzel sonuçlar aldık. Allah razı olsun çocuklardan da, bizi destekleyenlerden de. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Dediğin gibi Hasan Bey, maalesef balla güne çıkan takımlar sevinemiyor. Neden? Yola çıkıyor, öneye geçiyor insan. Siz balla güne çıkacak mısınız? Ya biz çıktık. Ama önemli olan biz çıkabileceksek nasıl, hangi şartlarda çıkacağız? Bizim için önemli olan bu. Biz de bunun için mücadele veriyoruz. Yönetim kurulu olarak da biraz sıkıntılıyız. İşin aslında yönetim istifa etti. Yeni bir yönetim kurulması için, önünü açması için. Biz de kendi çapımızda gerek gençlerimizi, gerekse geride kalan yönetici arkadaşlarla beraber karar verdik. Bir gece düzenleyelim. Uşak halkını çağıralım. Belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, bölme beldesi halkı olsun. Bunları çağırdık. Allah nasip ederse inşallah gelirler. Hep beraber hem eğleniriz, hem güleriz, hem Uşak futbolunun dertlerini paylaşırız. Tek derdimiz bu. Başka bir derdimiz yok. Bizim amacımız bu ligde Uşaklı çocuklarla mücadele etmek. Bununla Allah nasip ederse yeni yönetimle beraber bizler devam edersek bunun da sözünü ben veriyorum. İnşallah elimizdeki mevcut kadroyu muhafaza edip üzerine de elbette eksik bölgelerimiz var. Diğer takımlardaki gerek yöneticiler olsun gerek hoca arkadaşları görüşüp ideal yerleri tamamlayıp lige Uşaklı çocuklara devam edeceğiz. Elimizdeki mevcut kadroda üniversite çocuklarımız var dışarıdan gelenler. Bazılarının okulları bitti, bazıları devam ediyor. Onları elbette bünyede tutacağız. Kadromuzda Bal Ligi tecrübesi olan en az 4 tane futbolcu var. En az 8 tane akademi liginde oynayan futbolcumuz var. Bu ligin en genç kadrolarından bir tanesi yine biziz. Neden olmasın? Yani 1 trilyon 9 milyar harcayan Salih Belediyespor bu ligi 8. bitiriyorsa biz de bu ligde barınmak için, Uşaklı çocukları oynatmak için mücadele vereceğiz. İnşallah Uşak halkı, ne bileyim üst düzey yöneticiler bize yardımcı olur, bu yolda destekler. Tek derdimiz bu. Biz de size bu yolda başarılar diliyoruz Sayın Hocam. Benim için tabii ki bala katılmanız önemli ama biraz önce o saydığınız bütün kategorilerdeki katılım her şeyden daha önemliydi. Evet. İnşallah Türk futbolu, Türk sporu, Uşak sporu sizin bu yetiştirdiğiniz gençleri üst liglerde yer alarak orada görerek daha da onur duyar, gururlanır diye düşünüyorum. İnşallah. Tek temennimiz inşallah. Tek temennimiz bu yönde yani. Başarılar diyorum Sayın Hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim.